Ahmet Kekeç, MIT paket posta işlerinde niçin başarılı? Fethullahçı çetenin MIT'e yönelik operasyonlarını dönemin başbakanı Erdoğan durdurmuştu. Bile iste bu ifadeyi kullanıyorum. Cumhurbaşkanımızın dikkati olmasaydı çorap söküğü gibi gelecek bir dizi tutuklamalarla karşılaşacaktık. Böylece 17-25 Aralık girişimi ve 15 Temmuz kalkışmasıyla murat edilen sonuç erkenden ortaya çıkacaktı. Yani FETÖ teknik nakavtla yargı birimlerinin operasyonuyla ülkeyi teslim almış olacaktı. İşaret fişeğini eski Mossad şefi Ehud Barak çakmıştı. Erdoğan eliyle MIT'in İran istihbarat örgütünün etki alanına sokulduğunu iddia etmişti. Arkasından FETÖ operasyonu gelmişti. Barak'ın bir rahatsızlığı daha vardı. Eski ilişkilerin MIT Mossad CIA ortaklığının bitirilmiş olmasından yakınıyordu ve bazı önemli sırların her an İran'ın eline geçebileceği uyarısında bulunuyordu. Bu bilgiler eşliğinde sormamız gereken soru şu. Barak'ın bozulmasından korktuğu ortaklık hangi ortak düşmana karşı kurulmuştu? Ve Barak'ın korktuğu akıbet kendisini bir din oluşumu olarak pazarlayan Fethullahçı çeteyi niçin korkutuyordu. Erdoğan bir seçim yapmış, MİT müsteşarlığına Hakan Fidan'a atamıştı. Bundan Fethullahçılara neydi? Soruyu daha da netleştirelim. Mossad MİT'in neresindeydi? Eski istihbarat elemanlarına sorarsanız istihbarat örgütleri arasında her daim bilgi alışverişi vardır ve esasında bu durum pek de yadırganmaz. Dost örgütler bazen ortak operasyona da kalkışırlar. Dost ve müttefik Amerika'nın istihbarat örgütü CIA uzun yıllar boyunca Casmet'in faaliyetleri çerçevesinde içimizde çalıştı. Mossad 12 Mart muhtirasından sonra içimize girmeyi başardı ve 28 Şubat'tan sonra varlığını iyice pekiştirdi. Bu iç içeliğin sorgulandığı dönemler de oldu elbette. Mesela Türkiye'deki darbelerin ve vesayet sisteminin gücünü büyük ölçüde bu iç içelikten aldığı öne sürüldü. Siyasi istikrarsızlığın arkasında hep dost istihbarat örgütlerinin parmak izi arandı. Bazı izler de bulundu. 12 Mart ve 12 Eylül dönemindeki faaliyetler kalebini hatırlayalım. Paul Hans diye biri vardı. Dillere pelesenk olmuş bizim çocuklar işi başardı muhabbeti vardı. CIA ajanı Pek Çorum, Maraş ve Amasya'yı da kapsayan ama istihbarata karşı koyma birimlerimizin pek ilgisini çekmeyen faaliyetleri vardı. Bu iç içelik daha çok hangi ülkeye yontmuştur? Milli İstihbarat Teşkilatımız ne kadar milli kalabilmiştir? Bilgi alışverişi temelinde bir ortaklık kurulduysa, tek yanlı bir bilgi akışı mı söz konusuydu? Hemen aklıma Menderes döneminin Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korun'un itirafları geliyor. Bizim Milli Emniyet Teşkilatımız elde ettiği bilgileri İngiliz ve Amerikan gizli servisleriyle paylaşıyor, karşılığında para alıyor. Korur'un tespitleri, itirafları Milli Emniyete çeki düzen verme fikrini doğurmuştu. Örgüt yeniden organize edildi. 27 Mayıs darbesinden sonra da isim değişikliğine gidildi ve MIT doğmuş oldu. Ahmet Salih Korur'a ne oldu dersiniz? Ne olacak? İsmet Paşa döneminde temelleri atılmış ilişkileri faş ettiği için Yassıada Mahkemesi'nde yargılandı. MIT'in personel ihtiyacını uzun yıllar Genelkurmay Başkanlığı karşıladı. Kağıt üzerinde başbakanlığa bağlıydı ama hep yara askeri bir örgüt gibi çalıştı. Bazı bilgileri de gizledi, başbakanlıkla paylaşmadı. Mesela dönemin başbakanı Süleyman Demirel, MIT darbe hazırlıklarından bizi haberdar etmedi diye yakınacaktır. Özal, örgütün cuntalarla ilişkisini kesmek isteyecektir ama başarılı olamayacaktır. Diyorum ki MIT doğrudan siyaset kurumuna bağlandığı, dost istihbarat örgütleriyle örneğin Mossad'la tek yanlı bilgi alışverişine son verdiği, gerçekten de milli bir hüviyete bürünmek istediği için mi FETÖ'cülerin hedefindeydi? Bu yüzden mi son zamanlarda başarılı operasyonlara imza atıyor? Ahmet Kekeç, Star